Şimdi bu videoda sizlere bir veteriner hekim neler bilmeli bunu anlatacağım. Tabii ki bu videoyu izleyen bir veteriner hekim olacaktır ve ben bunları zaten biliyorum diyecektir. Sen zaten biliyorsun. Ben bu mesleği tanıtmaya çalışıyorum okumak isteyen arkadaşlara. Neleri biliyorsunuz bu mesleği okuduğunuzda sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Ben çokça staj yaptım. Yurt dışında da staj yaptım. Burada da birkaç kere birkaç yerde birkaç şehirde staj yaptım. Kendi hayvanlarım da var. Onları da götürüp getiriyorum. Dolayısıyla biraz bilgiliyim bu konularda. Biraz da okuduğum için 5 sene. Biraz biliyorum yani. O yüzden sizlere anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Şimdi bir veteriner hekim, tabii ki bu anlattıklarımın bir kısmını siz bilmiyor olabilirsiniz henüz. Ama ileride okursanız bu mesleği daha detaylı öğreneceksiniz. Bir veteriner hekim tabii ki de bir hastayla ve hasta sahibiyle daha doğrusu nasıl bir iletişim kuracağını bilmesi gerekiyor. Biz hastalarımıza mesela müşteri diye seslenmiyoruz. Müşteri geldi falan demiyoruz. Hasta geldi diyoruz. Onlarla iletişim kurmayı, yine hayvanla iletişim kurmayı bilmesi gerekiyor. Köpek psikolojisinden mesela veya kedi anlaması gerekiyor. Onu ürkütmemesi gerekiyor. Veya bir ses çıkardığında bu ağrıdan dolayı sıkılmaktan değil diye yorumlar yapabilmesi gerekiyor. Bu ilk iletişimde önemli şeylerdi. Tabii köpek psikolojisi ile ilgili iyi bir seviyeye gelmek için köpek eğitimi iyi bir araçtır. O yüzden köpek eğitimi videosuna bakabilirsiniz bundan önce paylaştığım. Bunun dışında bir veteriner hekim hemogram bilir, biyokimya bilir. Bunlar kan analizi cihazlarıdır. Hemogram, biyokimya cihazları. Bunların içerisindeki white blood cells, işte red blood cells, nötrofil, bazofil, İşte öznofil hepsinin yorumlarını bilir. Ne zaman paraziterde mi artar, bakteriyelde mi artar ya da işte bu enfeksiyon yeni mi başladı acaba yoksa şimdi bitmeye mi yaklaşmış? Bunları kan parametrelerinden okuyup anlamaya çalışır. Ya da bir enfeksiyon var da mı yok bunun bütün şüphelerini o kan parametrelerinden gidermeye çalışır. Veyahut da enzim analizlerine ya da ALP'ye bakar, lipaz bakar. Pankreastan mı şüphelendi? O yüzden mi lipaz bakıyor? ALP, karaciğerden mi şüphelendi? Bunların yorumlarını çok iyi bir şekilde yapabilir. Ve şurada bir veteriner reçete kitabı var. Bu kitabın içindeki, böyle ağır da bir kitap, içindeki bütün ilaçları bilir. Bu ilaçların nasıl kullanılacağını, hangi hastalık, bu kitabı alın. Bu arada çok beğendim. Her vakaya her reçeteyi koymuşlar. Nasıl şey yapabilirsin, yaklaşabilirsin diye örnek reçeteler koymuşlar. Kendince de yorumlar yapar hekim ve doğru bir reçete üretmeye çalışır hastası için. Ve birçok ilaç bilir. Yani birçok ilaç bilir, birçok etken madde bilir. Yani ne zaman neyi kullanacağını çok iyi bilir. Gereksiz yere antibiyotik kullanmaz, etkeni anlar. Etken paraziter mi, bakteriyel mi, viral mi? İşte ya da bir immün süpresif bir bozukluk mu var, ne var? Bunların işte yorumlarını hepsini yapabilir yani. İmmün bir hastalık mı var? Hepsinin ilaçlarını bilir, dozlarını bilir, yaklaşımları bilir. Hangisinde hangisini kullanır. Yani bunlar çok geniş bir saha. Dahiliye diyoruz biz buna. Yine mesela bu sağlık ocağındaki aile doktorunuzdan bunu tahmin edebilirsiniz. Nasıl bir şey yaptığını veteriner hekimin. İshal oldun. İşte flajil şurup içireyim falan şöyle böyle gibi yorumlar yapar. İşte şöyle yapayım böyle yapayım. Bunlar tabii ki zor şeylerdir. Çok fazla çeşit var, çok fazla etken var, çok fazla ilaç var, çok fazla yorum var. Bu yorumu yapmak zor bir şeydir. Bunun dışında X-ray dediğimiz cihazı kullanır ve kemik kırığıdır, çıkığıdır, lüksasyondur, bağırsaklarda gaz var, işte tümör var, her şeyi yorumunu yapması gerekir. Veteriner hekimin X-ray'den radyolojik görüntüleri eline alır ve hepsini çekmesini bilir, o radyolojik görüntüyü almasını bilir ve onu yorumlamasını bilir. Bu zor bir sanattır yani o makineyi kullanıp o makinedeki durumu anlayabilmek bir sanattır gerçekten. Aslında bizim fakülteleri bu yönde. Belki eğitim verilse fakültelerde o makineler nasıl kullanılıyor ve nasıl yorumlanıyor. Sırf onun üzerinden bir eğitim verilse daha sahaya yönelik olmuş olur. Çünkü o makineleri yani gerçekten hakkını vererek yorumlamak lazım. Doğru bir şekilde yorumlamak lazım. Bunları çok doğru bir şekilde hekim yorumlayabilir. Yine mesela ultrason dediğimiz bir makine var. Kliniklerin çoğunda var artık. Ultrason
Sizin idrar kesenizde mesela hayvanınızın kristaller var. Bundan yorumlar yapar. Şu olabilir, bu olabilir. Ya da işte karaciğerinize bak, karaciğerine bakacak hastanın. İşte büyüme var, kist var. Ya da kalbe baktı. Kalpte işte şöyle bir anormallik var. Hepsinin yorumunu yapabilir. Bir hekim böbreğe bakar. İşte ne bileyim kalınlaşma var falan filan. Bazı yapılar yok olmuş. Diye yorumlar yaparak hekim kendince teşhisini koyabilir ultrasonla da. Yani ultrason kullanmak da bir sanattı. Çok zor bu makineleri kullanmak. Yani sadece o makineleri kullanması bile zor. Hani görüntüyü elde ettin. Şimdi yorumlayacaksın. O zaten zor. Acaba ne var? Tamam bir anormallik var ama hangisi? Bu zaten başlı başına zor bir şey ama o makineler de bir ayrıca bir sanat yani. Onlar çok zor işler. Bir operasyon bilgisi vardır hekimin. Gerektiğinde ovarya histerektomi yapar, kısırlaştırma yapar, kırık tamir eder. Pin takar, vida yapar, plaka koyar. Hepsini yapabilir bir veteriner hekim. Hepsini yapabilir. Tümör alır, tamam mı? Kırık tamir, kırığı işte düzeltir. Sonra onun bandajını çok iyi bilir. Acaba hangi bandajı alsam? İşte Ehmer bandajını mı alsam? Robert Jones bandajını mı alsam? Hangi bandajı kullansam? Hepsini bilir. Yani çok çeşitli şey kullanıyor. Mesela bir sağlık ocağındaki aile hekiminin kısmını da yapıyor. Gidiyor bir başka kısmı da yapıyor. Yani hem kulak burun boğazcı oluyor yeri geliyor. İşte tümör de tedavi ediyor falan öyle. Vinkristin veriyor falan böyle. Kemoterapatik kullanıyor. Değişik şeylere başvuruyor. Yani çok garip, çok garip, çok garip. Yani çok fazla derya deniz bir alan veteriner hekimlik. Başka ne bilir bir veteriner hekim? Dediğim gibi hayvana nasıl yaklaşacağını da bilir hastaya, hasta sahibine. Çok gerçekten bilgili olmayı gerektirir. Mikroskop kullanmayabilir tabii ki de. Mikroskopta diff quick boyama yapar, Gimza boyama yapar. Ben de çok yaptım. Ultrason da yaptım, X-ray de çektim. Hepsini yaptım bunların bu arada. Saydıklarımın hepsini yaptım. Ameliyatları da girdim. İlaç da uyguladım. Yazmadım reçete tabii ki ama uyguladım yani. Dolayısıyla ben de bunların hepsini tattım yani. Ne kadar zor olduğunu bilerek konuşuyorum. Çok zor. Diff quick boyama yapar, Gimza boyama yapar. Bakteriyi gözlemler, parazitleri gözlemler. Yani mikroskop kullanmayı da bilir bir veteriner hekim. Teşhis yapar. Swab almayı bilir. Swab'tan daha doğrusu örnek almayı bilir. Sample almayı bilir. Swab kullanarak. Nedir swab? Nedir swab? Kulak pamuğu gibi düşünebilirsiniz. Swab bir dokudan örnek almaya yarar. Böylece gönderdiğiniz laboratuvar size şey verir. Etken maddeyi söyler falan filan. Yani bunların hepsini bütün işleyişleri bilir. Bazı hekimlere oranla bazı alanlarda daha da geliştirmiş olabilir kendilerini. Mesela bazıları mikroskopta uyuz muayenesini yapamıyor olabilir mesela. Yeterince kendine güvenmiyordur anlamında söylüyorum. O yüzden laboratuvara gönderir. Bazısı der ki hayır ya ben kendime güveniyorum. Hemen kazıntı alır. Mikroskoba koyar, bakar, görür. Bazı hekimde öyle olur. Bazısı işte yeterince geliştirmemiştir kendini benim gibi. O zaman biraz daha zamana ihtiyacı vardır. Biraz daha işte emin olamadan bakar. Bazısı çok bakmıştır zaten. O şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi birçok şey bilmesi gerekir. Birçok sağlıkla alakalı her şeyi yapıyor bu adamlar. Ben yapacağım inşallah. Serum takmasını da bilir. Hangi serumları nasıl kullanacağını da bilir. Dekstroz mu verelim hastaya? Ne hızda verelim? Hepsini bilir. İşte izotonik mi koyalım? İzotoniğe işte bir şey ekleyelim mi? Dufalike mıydı? Bir tane vitaminli mi versek falan. Her yorumu bilir. Aşıların bilgisine sahiptir işte. Karma aşıdır. İşte onların programlarını da yapmasını bilir. Kuduz aşısıdır vesaire. Hepsini bilir. Günümüzde hayvanı tıraş etmesini bile bilir hatta veteriner hekim öyle bir dallanmıştır ki yaptığı işler.
Hem bir hemşiredir, hem bir doktordur, hem bir kuafördür. Geri geldiğinde kuaför bile olabilir. Yani öyle bir çok yönlülüğü vardır. Ya tabii ki dalga geçiyorum. Burada o kadar da hani kuaförlüğün veteriner hekimle ilgisi yok ama sahaya girdiğinizde göreceksiniz her şeyi yapıyoruz yani. Her şeyi yapmak durumunda kalıyoruz. Böyle alanlara ayrılmış bir şey olsa da her şey, her imkan her zaman sahada olmuyor. Her neyse. Şimdi veteriner hekim özetle bunları bilir. Daha fazlasını da bilir. Benim aklıma şu an bunlar geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için yorum yapabilirsiniz. Ben de ona cevap verebilirim. Hoşuma gidiyor benim böyle videolar çekmek. Yani mutlaka birilerine yarıyordur. Görüyorum yaradığını. Yani bir sürü insan yazıyor. Bu veterinerlik okunur mu? Veteriner hekimliği okunur mu? Videomun altına 300 tane falan yorum geldi belki. Yani bir sürü çocuk bana soru sordu. Ve yardım ettim ben de onlara. Demek ki işe yarıyor. Belki bu video bir kişiye yazacak. Bir kişiye yardım etmiş olacağım ama hoşuma gidiyor. Evet, bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.